Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin eşrefil halqi ve seyyidil murselin. اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا ونبينا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللّٰهِ الْعَظ۪يمِ صَلَاتًا دَائِمَةً بِدَوَامِ اللّٰهِ الْعَظ۪يمِ تَعْز۪يمًا لِحَقِّكَ يَا مَوْلَانَا وَسَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ يَا ذَا الْخُلُقُ الْعَظ۪يمِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Muhterem müminler, malumunuz pazar sohbetimiz Hucurat suresi üzerine oluyor. O okuduğum 6. ayet-i kerimeyi geçen hafta da okuduk. Böyle tercüme edip hatırlatmak için geçeceğim. Bu sureye ulema-i benam edep suresi diyorlar. İslami birçok edepleri öğrettiği için Peygamberimizin ashabı ashab olduktan sonra velilerin erişemeyeceği menzilleri tuttular. Ama daha evvel yeryüzünün en vahşi insanlarıydılar. Çoğu, hepsi değil. Çoğu öyleydiler. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ey iman edenler, size bir fasık bir haber getirirse, fasık nedir? Sözü doğru olmayan, sözünde yanlışlar bulunan, iftira, gıybet gibi şeyler bulunan bir insan, sözü güvenilir olmayan bir adam bir haber getirirse, o haberi tahkik edin, hemen peşine takılmayın. Özellikle günümüzde, şimdi artık seçim meçim de başlıyor, insanlar Allah esirgesin. Hiç seçimle alakası olmayan insanlar bile şaşırıyor neye karar vereceğimizi dinlediklerimiz karşısında. Olmadık şeyler duyuyoruz. Bu ayetin nüzul sebebine bakıyoruz, Peygamberimiz sahabeden birisini filan kabileye vali ve zekat memuru tayin etti. Meğer o adamcağızın İslamiyet'e girmeden o kabileyle bir düşmanlığı varmış. Ya Resulallah, benim böyle bir problemim var diyemedi, gitti. Fakat o kabileye varmadan baktı karşıdan bir bölük atlı geliyor. Atını geri çevirdi, korkusundan kaçtı, geldi Peygamber Efendimiz'e. Dedi ki, onlar dininden dönmüşler, beni öldürmeye kalktılar. Halbuki öyle bir şey yok. Zekatlarını da vermediler. Peygamber Efendimiz o kadar hiddetlendi ki neredeyse buyuracaktı sahabeye, haydi hazır olun gidelim o kabileyle savaş yapalım diyecekti Peygamber Efendimiz. Ama o peygamberdir tabii, tedbir ve temkin insanıdır. Hemen Halid bin Velid radıyallahu anh Efendimiz'i dedi ki, ya Halid, git o kabileye önce tahkik et, kontrol et, dinlerinden dönmüşler mi? Dönmüşlerse savaş et, dönmemişlerse zekatlarını iste al getir. Halid bin Velid Hazretleri gitti, gayet hoş karşıladılar. Ezanlarını okuyorlar, namazlarını kılıyorlar. Zekatlarını da memnuniyetle verdiler. İşte bu ayet onun üzerine nazil oldu. Birisi size bir haber getirince öyle her duyduğunuzun peşine takılmayın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir Müslüman hiçbir günah işlemese, işte dağda, taşta, sokakta, televizyonda, gazetelerde duyduğunu doğru yanlış tahkik etmeden
nakletmesi kendisine günah olarak yeter. Onun için ecdadımız ne diyor? Boğaz 40 boğumdur, 39 düşün bir söyle. Aslında sükût daha faziletlidir. Yine ecdadımız ne diyor? Söz gümüş ise sükût altındır. Ve Peygamberimiz men samuta neca diyor. Sükût edebilen yakayı kurtarır. Neyse biraz hızlı gidelim ileriye doğru. Haber geldiği zaman tahkik etmeden ulu orta peşine takılmayın. Eğer her haberin peşine takılırsanız sonunda fetusbihu nadimin, pişmanlık çöker, yanlış işler yaparsınız. Karadenizli şakasıyla her ihtimale karşı vurdum cinsinden de olmayacak yani. Her ihtimale karşı vurdum onu demiş Karadeniz. Öyle değil. Şimdi geçeyim diyorum ama geçemiyorum. Kuddusi diye bir zat vardır. Divanı vardır. Evvelden Niyazi Mısri ile Kuddusi divanı hemen hemen Müslümanların hepsinin evinde bulunurdu. Yunus divanı, Kuddusi divanı, Niyazi divanı. Hazreti Kuddusi için aslı da Maraşlıdır. Kuddusi-i Maraşi diye yazar kitapların önünde. Türbesi Niğde'nin Bor kazasındadır. Ben gidip görmedim. Fakat Nursaçan Hoca'nın ağzından dinledim. Türbesi yapılacağı zaman oradan yol geçiyormuş. O zamanın emniyet kuvveti, ona garnizon kumandanı diyorlar. Sıkı yönetilmiş galiba. Kaldırın şunun leşini demiş. Aynen bu ifadeyi kullanmış. 4 tane dozer patlamış. Yaklaşamıyor. Netice o zamanın Nafa Müdürü ile beraber garnizon komutanı Ankara'ya giderken ikisi de trafik kazasından gitmişler. Fakat Hazreti Kuddisi'nin türbesinin birini sağından birini solundan getirmişler. Ana caddenin ortasında türbesi kalmış. Niğde'nin Bor kazasında. Şimdi bu Hazreti Kuddisi için Develioğlu Abdullah Efendi'nin 4000 Türk Büyüğü diye bir kitabı var. Onda şunu okudum. Diyor ki Hazreti Kuddisi 30 sene tahsile gitmiş, evden ayrılmış. 30 sene sonra evine dönerken Malatya'da böyle bir yol kenarında bir çiftçiye rastlamış. Susamış. Yaklaşmış çiftçi amca, suyun var mı demiş. Çok susadım. Oğlum gölgede su var, al iç demiş. İçmiş. Sonra çiftçi demiş ki oğlum kıyafetine bakınca alime benziyorsun. Herhalde ilim tahsilinden geliyorsun. Demiş evet ilim tahsilinden geliyorum. Kaç yıl oldu gideli? 30 sene oldu. Allahu alem Bağdat'tan geliyor. E peki oğlum bir soru sorsam. Sor. İlmin başı nedir? İlmin başı besmeledir. Değil oğlum demiş. Fatiha'dır. O da değil. Ne dediyse hayır diyor çiftçi. Diyor ki amca sen söyle o zaman. Söylemem diyor. Söylemem, bana 2 sene hizmetçilik edersen söylerim. Hazreti Kuddisi diyor ki 30 senede ilmin başını bile öğrenememişiz. Bari 2 senede şuna hizmetçilik edeyim de ilmin başını öğrenerek gideyim bazı memlekete. Böyle acayip menkıbeler vardır kitaplarda. 2 senede hizmetçilik ediyor. E amca söyle bakayım ilmin başı neymiş? Oğlum ilmin başı sabırdır diyor. E 2 sene evvel söyleseydin o zaman kıymetini bilmezdin diyor. Eh diyor işte ilmin başını da öğrendik. Allah'a ısmarladık deyip ayrılıyor, memleketine geliyor. Memlekette evine girecek ama pencereden bir bakıyor. Yatağında hanımının yanında aslan gibi bir delikanlı yatıyor. Eyvah diyor, bizim hatun evlenmiş. Hemen silahı mı var, kaması mı var, hançeri mi var, neyse elini ona atıyor. Ama içinden bir ses diyor ki ya dur bakayım diyor, bir sabır kelimesine 2 sene hizmet ettin. 2 sene hizmet ettin. Hele biraz daha sabret. Gelip kapıyı çalıyor. Kapıyı çalınca içeriden hanımefendi diyor ki kim o? Diyor ki bu evin eski sahibi. 30 sene geçmiş aradan. Hanımefendi diyor ki oğlum çabuk kalk, baban geldi. Kocasını tanıyor hanımcağız. Meğer yatakta oğluyla beraber yatıyorlarmış, böyle sırt sırta yatıyorlarmış. Diyor ki Hazreti Kuddusi 2 sene Malatyalı çiftçiye hizmetçilik yapmasaydım, sabrı öğrenmeseydim, hanımımı da oğlumun da katili olacaktım, ikisini de öldürecektim diyor. O yüzden sabır sıradan bir olay değildir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle emrediyor.
اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ اُجُورَهُمْ بِغَيْرِ hisab. Diğer amellere 1'e 10, 1'e 20, 1'e 700, 1'e 900 neyse ecirler verilir. Fakat sabredenlerin ecri bi-gayri hisab verilir diyor. Bi-gayri hisab ecir nedir diye tefsirlere baktığınızda işte cennettir, derecatıdır, huridir, gılmandır sayılır. Fakat en sonunda ulema icma halinde derler ki bi-gayri hisab ecir cenneti alada Cenab-ı Hakk'ın cemalini ebedi seyredip sergerdan olmanın adıdır. Ama oraya demek ki sabırla erişiliyor. Sabır çok kıymetlidir. Her duyduğun sözün peşine takılmak doğru değildir. Eğer takılırsanız o zaman şimdi tabire bakın. وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ. Bu ayetlerin ilk muhatabı Ashab-ı Güzin'dir. Ama biz sizinle sohbet arkadaşı olduk. Kur'an-ı Kerim'i daima okurken bu ayet şu an bana nazil olmuş gibi dinleyeceksiniz. Öyle anlayacağız, öyle okuyacağız. Aynen de öyledir zaten. Her an yepyeni bir endamla ayet-i kerimeler karşımızdadır. Bilin ki Allah'ın Resulü sizin aranızda. Burayı çok izah etmem lazım ama geçmişte konuştuğum için geçeceğim. Aranızda Allah'ın Resulü var. لَوْ يُطِيُكُمْ ف۪ي كَثِيرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَاَنِتْتُمْ. Aranızda çoklarının sözlerinin peşine takılsanız لَاَنِتْتُمْ. Zorluğa düşersiniz. Anet nedir diye Arapça lügata baktığınızda anet için şunu söylüyorlar. Anet, kolu kırılır adamcağızın, sararlar, sonra bir filmini çekerler ki iyi bitmemiş. Yeniden bir daha kırarlar, yeniden sararlar. Buna anet denilir. İşte eğer siz öyle her lafın peşine takılırsanız leanittim. Bak içinde bulunduğumuz bu günler ben dinliyorum, heybete kapılıyorum. Dua etmekten başka elimden bir şey gelmiyor. Milletler arası bir fitne ortalığı kasıp kavuruyor. Türkiye'de kim haklı kim haksız onu bilemeyecek hale geldik. Ama Allah var, milletin vicdanı bizlerden çok iyi anlıyor. Lakin incelemeden peşine takılmamak lazım. Gün gelir ki Müslümanlar da birbirine girer. Var mıdır modeli tarihte? Vardır. Cemel vakasında en aşağı rakam 20 bin sahabe bir saatte birbirini öldürdü. Seher vaktinde. 20 bin sahabe. Bunların içerisinde Hazreti Ali, Hazreti Ayşe annemiz, cennetle müjdelenen diğer sahabiler de varlar. Birbirlerini öldürdüler fakat muharebe bittikten sonra karşısında olan, kendisiyle harp eden Hazreti Zübeyr'e Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki ya Zübeyr, falan gün seninle beraber huzur-u Resulullah'taydık. Burası için Resulullah demedi mi ya Zübeyr, bir gün gelecek Ali ile savaşa gireceksin, sen haksızlar tarafındasın demedi mi? Hazreti Zübeyr ağlayarak dedi ki ya Ali sen haklısın ama ortalık öyle karıştı ki ayırt edemedik. Karşı tarafta Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a annemiz var. Daha ileri gittiler, onları konuşamıyorum. Ganimetten Hazreti Ayşe'yi isteyen insanlar oldu Hazreti Ali Efendimiz'den. Vermeyince de Hazreti Ali'yi Allah'ın dinine davet eden insanlar çıktı. Bak cihad ediyor bir tarafta, bir tarafta ganimeti görünce bu defa ne cihad kalıyor ne bir şey. Dünya her şeyi değiştiriyor. Herkesin bir dayanma gücü var. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki ve innehu men ya'iş minkum feseyara ihtilafen kesira fe aleykum bi sunneti ve sunnetil hulefai'r raşidin el mehdiyyin min ba'di addu aleyha bin nevaciz. Yaşayanlar yakın zamanda görür gündüzün aydınlığının üzerine gecenin karanlığının çöktüğü gibi fitne başınıza çöker. Ne yapacağız bugünlerde? Efendimiz buyuruyor ki oturan yürüyenden, evine sığınan da sokağa çıkandan daha hayırlıdır. Ne yapacağız? Hayır dua edeceğiz. Birden leanit tüme gitmeyeceğiz. İki defa birbirimizi kırmayacağız. Fitneye alet olmayacağız. Bekleyeceğiz sabırla bakalım. Şimdilik bu kadar söylüyoruz. Velakin ashaba diyor ki velakin habbebe ileykumul iman. Allah size imanı sevdirdi.
İman, buradan ben konuştuğum gibi kaç tane hoca arkadaşımın da şu cümleyi söylediğini biliyorum. Sadece inandım demek yetmiyor. İnanmak yetmiyor. İman, bahçeye diktiğin bir fidan gibi dibine su dökmeyi gerektirir. Saksıya diktiğin bir çiçek gibi, kucağına aldığın bir bebek gibi bakım ister, hassasiyet ister. Günde en az 5 defa imanın köküne namaz suyu dökeceksin. Aksi halde iman kurur, çürür ve yok olur. Hiç kimse boş yerine kendi kendine kasılmasın. Dinin diğer emirlerini de imanın dibine devamlı dökeceksin. Dökeceksin ki kökü senin kalbinde, dalları arşa uzanmış, cennet-i alaya varmış, her dalında binlerce marifet çiçekleri açan Kur'an ifadesiyle tü'ti ukulaha kullu hinin bi'idni rabbiha diye tavsif ettiği, her dakika meyve veren bir marifet ağacına dönecek. Aksi halde dibine namaz dökmezsen, zikir dökmezsen, zekat dökmezsen, kıraat-ı Kur'an dökmezsen, velhasıl dinin emirlerini dökmezsen, toprağın altındaki tohumun çürüdüğü gibi imanın çürür, istidadı zayi olur, elden çıkar gider. Allah size imanı sevdirdi. Sevdirsin inşallah. Ve zeyyenehu fi kulubikum. Bir de hem sevdirdi hem de kalbinizde imanı tezyin eyledi. Güzelleştirdi. İman denilince gözünüz gönlünüz açılıyor. İçiniz cennet baharlarına dönüyor. El imanu uryanun ve libasuhu et takva ve semaratuhu el ilim ve zinetuhu el haya buyuruyor Peygamberimiz. İman çıplak bir cevher gibidir. Elbisesi takvadır. Meyvesi ilimdir. Ziyneti de hayadır. Cenab-ı Hak hepsine mazhariyeti cümlemize nasip eylesin. İmanı sev, sonra kalbinde ziynetleştir. Sonra ve kerraha ileykumul kufra vel fusuka vel isyan. Üç şeye karşı da Cenab-ı Hak size nefret verdi. Üç şeye karşı. Küfür, fısık, günahlar, vel isyan, günahın edepsizliğe dönüşen noktası, terör. Bunların hepsini Müslümanlara Cenab-ı Hak, ashaba çirkin gösterdi. Eğer çirkin görmüyorsan, o zaman imanda zaaf var. Ben maksadımı anlatmak için burada da söylediğimi söylüyorum. Bir model, bir Müslüman günahtan rahatsız olmuyorsa, günahı görünce ona karşı içinde bir nefret uyanmıyorsa, aksine o küfrü icra edenlere karşı muhabbeti varsa imanını kontrol etmesi lazım. Bu kürsüden söylediğim şey şudur. Mevcut iktidar, hangi iktidar olursa olsun, kim yaparsa yapsın, alkışlarız. Dedi ki, bazı muhitlerde içki içmek yasaktır. Hepsini yasaklayamadı çünkü laiklikle idare ediyorsun. Yasaklayamaz. Kıyamet kopar. Buna rağmen bir baktık daha sabahın bir grup insan Ankara'da, İstanbul'da sokaklarda yürüyorlar. Basın mensupları mikrofon uzattı. Niye yürüyorsunuz? İçki yasağını protesto ediyoruz. İçki yasağını protesto edenler mümin değildirler. Olabilir. Mümin olmama hakkı var herkesin. Hakkını arıyor adam. Ama biz burada müminlerle sohbet ediyoruz. Müminlere diyoruz. İçki yasağını protesto eden veya protesto edenlere destek veren, iyi ettiler diyenler mümin değildir. Mümin içki yasağını protesto edemez. Dediğimi anladınız. Küfrü, fıskı, isyanı Cenab-ı Hak size çirkin gösterdi. Ulaike humur raşidun. İşte bunlar Cenab-ı Hakk'ın irşad ettiği bahtiyar insanlardır. Kaç şey saydı? İmanı sevdirdi. Kalplerinizde ziynetleştirdi. Küfrü, fıskı, isyanı size çirkin gösterdi. İşte bu beş vasıf kimde varsa nimeti mübarek olsun. Cenab-ı Hakk'ın irşad buyurduğu bahtiyar insanlardır. Bu fadlan minallahi
ve nime. Allah'ın özel bir lütfudur. Sevdiklerine lütfeder. Kimde varsa nimeti mübarek olsun. İmanı sevdi, kalbinde zinetleştirdi, fısk, fucur ve isyandan nefret etti. Vallahu alimun hakim. Cenab-ı Hak her şeyi biliyor. Her şey hikmetlidir. Şimdi geldik yine bir kavşağa. Ve in taifetani. Minel mu'minina kıtetelu. Müminlerden iki taife birbirleriyle kıtel yapıyorlar. Kıtel yapıyorlar. Kıtala benzerini bugün yaşıyoruz. Siz de benim kadar izliyorsunuz başını. Allah esirgesin. Biz aylardır dış güçlerin bu noktaya getireceğini seziyor ve duyuyorduk. Ama dua ediyorduk. Hep beraber cemaate de dua ettiriyorduk. Allah içimize fitne sokmak isteyenleri muratlarına nail etmesin. Bu mübarek milletin huzurunu bozmak isteyenleri emellerine eriştirmesin. İslahları mukadderse ıslah etsin, değilse entrikalarını başlarına makus eylesin. Bizi de tevhid-i Kur'aniyesinde birleştirsin. Peki bir baktık iki mümin birbirlerine şeb-i aruzu geçtik ya, iki genç birbiriyle kavga ediyor. Kavgada gencin biri öbürüne diyor ki, bana 10 defa sövsen ben sana 100 defa söverim. Mevlana Hazretleri araya giriyor. İkisini de teskin ettikten sonra diyor ki, siz bana 100 defa sövseniz ben size 1 defa cevap vermem. Niye? İslam terbiyesi o. Mevlana terbiyesi. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Ve ibadur rahmanillezine yemşûne alel ardı hevlen diye başlayan ayeti kerimelerin devamında diyor ki, ve izâ hâtabahumul cahilûne gâlu selâma. Müminler cahil kimselerle muhatap olduklarında onların yaptığını yapmazlar. Allah selamet versin der geçerler. Avrupa'da yaşadığım bir şey. 5 vakit cemaatime gelen mümin muvahhid bir arkadaş ağlayarak geldi. Ne bu halin dedim. Dedi ki, ya bir Almanla münakaşa ettim. Münakaşa edince Almanca Şayze Muhammed dedi. Yani Muhammed yanlıştır dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de ona kızdım. Şayze Yesus dedim. Yani İsa yanlıştır dedim. Sonra kalbime bir ses dedi ki, yahu sen deli divane misin? Hristiyan Hristiyanlığını yaptı, edepsizliğini yaptı. Sen İsa'ya nasıl yanlış diyebilirsin? Sen Hazreti İsa'ya peygamber olarak iman ediyorsun, etmek zorundasın. İşte onun için ağlıyorum dedi, yanlış yaptım. Ben Hristiyan değilim, ben Müslümanım. Bir edepsiz edepsizliğini yaptı diye, Hristiyan Hristiyanlığını, Yahudi Yahudiliğini yaptı diye ben Yahudi olamam. Komünist komünistliğini yaptı diye ben komünist olamam. Ateist ateistliğini yaptı diye ben ateist olamam. Ben kainatın en şerefli insanıyım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demişim. Hazreti Allah'a ve Resulullah'a ilanı aşk etmişim. Kur'an-ı Kerim hayat tarzımdır. Bundan büyük bir şeref olur mu? Peki kıtel yaparlarsa bize düşen nedir? Fe aslihu beynehuma. Hemen araya girip onları ıslah etmek. Neme lazımcılık yok. Hele bir de Müslümanların birbirlerine düşmesinden keyif alan münafıklar var. Geriye çekilip kıs kıs gülen. Oh oldu. Birbirinden bulsunlar diyen o da mümin değil. O da mümin değil. Ateş var ortada. Hemen bir kovaya su kapıp yangını söndürmek için koşacaksın. Fe aslihu beynehuma. İkisinin arasında sulh yapacaksın. Birbirlerine ileri geri konuşana bakın muhterem müminler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimize, ümmetiniz kumar oynar mı, içki içer mi falan yapar mı, hepsine olabilir, nefsine uyar, sonra tövbe eder demiştir ama sıra yalana gelince, ümmetiniz yalan söyler mi deyince hayır buyurmuş. Ama bazı yerlerde yalan söylemeye izin verilmiş. Onlardan birisi düşmana karşı yalan söylenir. Müminlerin sırrını, İslam ordusunun esrarını, hani bu yılbaşı münasebetiyle ey müminler Allah'ın düşmanlarına dost olmayın ayetlerini okuduk. Allah'ın düşmanlarıyla görüşmeyin manasına değil, görüşebilirsin ama daha ilerisinde dost olmayısın, ilerisinde bir tane var. Sırdaş olmayın. Müslümanların sırrını onlara vermeyin. İç yüzünüzü bilmesinler. Bir Müslüman bir Müslümanla kırgın olabilir, dargın olabilir, kıskanabilir, şu olur, bu olur fakat olmaması lazım gelen şeyler, kafirlerin bundan haberi olmamalı.
Kafirler bilmeli ki vellezine amenu eşeddu hubben lillah. Müminler birbirini ölesiye severler. Nitekim sahabe-i güzin efendilerimiz böyleydi. Bir mauna olayında Zeyd ibn Desine için İslam tarihi diyor ki diğer sahabeleri öldürdüler de Zeyd bin Desine biraz yakışıklıydı. Onu en sona bıraktılar. Artık öldürecekleri sırada Ebu Süfyan dedi ki henüz Müslüman değildi. Ya Zeyd, şimdi senin yerine Muhammed olsaydı, onu öldürseydik, seni çocukların yanına gönderseydik, daha hoş olmaz mıydı, daha iyi olmaz mıydı deyince, Ebu Süfyan bizzat kendisi anlatıyor. Yılan sokmuş adam gibi bendi, sarardı, titredi ve dedi ki, Zeyd'in 1000 canı olsa, 1000 defa boynumu vursanız zerre kadar gam yemem. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağına bir diken batmasına razı olma. Sevgi budur, aşk budur. Bunu deyince Ebu Süfyan aynen şu sözü söyledi. Tarihte kayıtlıdır. Vallahi Adem'den bugüne gelinceye kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının onu sevdiği kadar hiç kimse ama hiç kimse başka birisini sevmemiştir. Efendimiz'i ölesiye seviyorlardı. Fe aslihu beynehuma, aralarında sulh edici olun, keyif almayın. Fe in bagat ihtaruma, iyi güzel de biz sulh edelim diyoruz fakat içlerinden biri ben diyor, başka bir şey demiyor, ne nasihat dinliyor, ne söz dinliyor efendim, ne kusur kabul ediyor, ne aşağıdan alıyor. Halbuki mümin sulha tabi olmalı, istişareye ittiba etmeli. Fessulhu hayır diyor Kur'an-ı Kerim. Sulhta hayır vardır. Müslümanların birbirlerini sevmelerinden daha tabii bir şey olamaz. Müslümanlar birbirlerini sevmelidirler. Birbirlerine merhametle muamele etmelidirler. Kin tutmaya, nefret etmeye ve la tehasebu tehasedu ve la tedaberu ve kunu ibadallahi ihvana buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani birbirlerinize haset etmeyin. Birbirlerinize arkanızı dönmeyin. Birbirinizin casusu olmayın. Allah'ın kullarını sevin. Allah'ın kullarıyla kardeş olun ey insanlar buyuruyor Resulullah Efendimiz. Şimdi ezan bitti. Bir hadis-i şerifle ben kapatayım burayı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İnşallah bıraktığımız yerden Hucurat Suresine pazar günleri sohbete devam ediyoruz. Efendimiz buyuruyor ki her kim benim sünnetimle amel eder, yediği lokma helal olur, Müslümanlarla da güzel geçinirse, kavga, entrika, kin, buz, adavet, tefrika, bölücülük, fitne, fesat, çekememezlik, bunlar Müslümanlığın kabul etmediği aşağılık hastalıklardır. Ama hepimizde şeytan durmadan başımıza serper bunları. Eğer içerideki iman sağlam olursa, muhabbetullah ve muhabbet-i müminin sağlam olursa iblisin entrikaları bize dokunmaz inşallah. Yüce Mevlamız Habibi Edibi hürmetine Allah'ımızın, peygamberimizin ve kitabımızın emrettiği gibi mümin ve muvahhid olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Dünya ve ahirette yüzlerimizi ak ve pak edecek salih amelde muvaffak olmayı cümlemize nasip eylesin. Habibi Edibi hürmetine bil cümle alem-i İslam'ı, mübarek milletimizi ve cemaatimizi, her türlü dertlilerimize deva, hasta kardeşlerimize hayırlı şifa, borçlu kardeşlerimize borçlarından kolayından kurtulmalar nasip ve müyesser eyleyip, devletimize, milletimize huzur, sıhhat, afiyet, birlik, dirlik, beraberlik ve bereketler ihsan eylesin. Ömrümüzün son nefesine kadar buyurun aşk ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühün manayı münifi üzere yaşamayı, bu şerefli ikrarla ruhumuzu teslim edip huzuruna varmayı, cennetine girmeyi ve cemalini görmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.